araştırdıkça şunu görüyoruz. Hani bu tamamen önceden tasarlanarak o internet siteleri, korsan internet siteleri varken aynı zamanda basında bu şekilde devreye sokuldu. Şimdi tabii bu bize karşı yapılan komplonun basındaki ayağıydı. Şimdi ben burada bu basında bu iftira çetesini basındaki ayağının kim olduğunu açıklayacağım. Bu iftira çetesinin basın ayağı Sabah gazetesinin internet genel müdürü, genel yayın yönetmeni İsa Tatlıcan'dır. Şimdi bu İsa Tatlıcan denen kişi başta kendi bulunduğu yayın kuruluşunda ve sonrasında tabii o gruba bağlı A Haber, işte Sabah Gazetesi, ATV gibi sağ kanatta yer alan, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyen basında bizim aleyhimize yalan haberleri yapan kişidir. Şimdi bu çok önemli bir şey, çok önemli bir nokta. Çünkü burada yapılan bu yalan haberler toplumda bir linç kampanyası meydana getirecektir. Ve bunu da devletin sanki sözde desteklediği imajını ortaya koyacaktır. Ve bunun çalışmasını da bu kişi kendi bağlantılarıyla, kendi işte böyle sistemiyle meydana getirmiştir. Şimdi bu kişi kimdir? Ona bakalım. İsa Tatlıcan, abisi Bülent Tatlıcan'la birlikte bir dönem Bilim Araştırma Vakfı'nda bulunmuş. Yani burada mevcut olarak yer almış. Abisiyle birlikte birçok işte bizim konferanslarımızda yer almış. Bu konferansların düzenlenmesinde, o işlerin işte organize edilmesinde birçok şehre gitmiş kişilerdir. Aynı zamanda İsa Tatlıcan mercek, ilmi mercek ve ilmi araştırma dergilerinin basın işleriyle ilgilenmiştir. Bu dergiler bizim camiamızın bünyesinde çıkmıştır yıllarca. Bu bilinen bir şeydir.